tebrikler öncelikle hepimiz için hayırlısı olsun. Ben de Karşıyaka taraftarını, Karşıyaka'yı, Pınar Karşıyaka takımını çok seviyorum diyorsun. Burada geçmişte çok büyük yaşanmışlıklarımız var. Büyük bir başarı elde ettik. Hatta arka arkaya 3-4 seneki dönemde başarılar elde ettik. Bir oluşumu beraber yaptık sonuçta. Geri dönüş aslında sezon içinde de bir dönem söz konusu olmuştu ama sezon içinde özellikle benim geçen sene babamı kaybettiğim dönemde pek İstanbul'dan çıkabilme durumum yoktu ailevi nedenlerden ötürü. Bu yaz da doğrusunu söylemek gerekirse biraz daha dünya şampiyonası ağırlıklı, milli takım ağırlıklı düşündüğüm için pek en azından Eylül'e kadar takım çalıştırmayı düşünmüyordum ama başta tabii Karşıyaka taraflarından çok sevgi, ilgi, sıcaklık hep zaten aramızda o bağ vardı ama böyle bir sürü mesaj olunca işte başkanımız ve yönetim kurulu, çalışma arkadaşları onlar da sağ olsunlar bu konuda çok yani hem girişimci hem ısrarcı oldular. Benim zaten içimde sonuçta dediğim gibi buraya ait kalan bir sevgi vardı. Dolayısıyla biz yeni bir projenin başlangıcı için böyle bir karar aldık. İnşallah hepimiz için hayırlı uğurlu olur. Yine güzel günleri yakalarız. Güzel bir takım yaparız. Yani şimdi tabii evet 3 sene playoff oynayamaması Karşıyaka'nın üzücü. Çünkü Karşıyaka'sız playoff düşünemez bence. Türkiye'nin bence en renkli basketbol adına en renkli şehirlerinden, taraftar grubundan, işte salonundan bir tanesi İzmir, burası Karşıyaka. Yani hep oralarda olması lazım. Tabii ki bir parça ben taraftarımızda biraz belki hani o playoff oynayan döneminde biraz salonda ilgisizlik gördüm açıkçası. Bunlar tabii zamanla sonuçla bağlantılı olarak doğal olabilecek şeyler. Ya tabii geçmişi çok konuşmanın bir anlamı yok. İleriye biz ne yapacağız? Onu konuşmanın bence daha çok mantığı var. Biz inşallah hani o ölü toprağını tekrar kaldıracağız. Bir tabii kolay değil. Hemen hemen bütün takımın çoğunu değiştireceğiz. Biten kontratlar var, gidenler var takımdan. Yeni bir takım kuracağız. O yüzden bu zemini düzgün kurmak lazım. Sağlam kurmak lazım ve her geçen günde üstüne bir katma değer koymak lazım. Yolda biraz büyümek lazım geçmiş dönemde yaptığımız gibi. İki büyük hayallerim var, büyük tutkum var. Ama Karşıyaka'da büyük tutku var. Burada biz geçmiş dönemde bu şampiyonlukları, kupaları hatta Euroleague oynayan Karşıyaka'yı hep beraber yaptık. Yani bunun başlangıcında evet ben gerçekten kafamda bir hayale inanmıştım. Aslında buraya gelirken de o doğrularla gelmiştim ki günün sonunda 4 senenin sonunda da çok yani doğru düşündüğümü gördüm. Çünkü buradaki o sinerji, beraber yakalayabileceğimiz o coşku, işte sarılabileceğimiz tutku vardı. Şimdi bunu yine tekrar canlandırmamız lazım. Sonuçta bir işi tek başına birinin yapması mümkün değil. Ben bunu hep savunuyorum. Bu bir ekip işi. Ekip derken de sadece bizim takımımız veya idari anlamdaki yönetici arkadaşlarımız veya yönetim kurulumuz, başkanımız değil. Hep bu bir halka halka gidiyor. Belki ortasında bir takım var ama onu çevrelerinde taraftar, yönetim, işte basın, şehir, belediye. Yani bu katmanların hepsi böyle sıralandığı zaman, birlik olunduğu zaman o başarılar geliyor. Geçmiş dönemde de bu başarıları hep birlikte, o hayalleri hep birlikte. Belki hayali en başında koyup inandırdık ama zaten bu da bizim işimiz. Yine bunu koyup hep beraber buraya ancak ulaşabiliriz. O yüzden ben buna inanıyorum. Birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece eğer kendimizi tabii geriye dönmeden ileriye dönük düşünürsek ben Karşıyaka'nın her zaman birçok şeyi başarabileceğini düşünüyorum. Eski oyunculardan kastın eğer o şampiyon olduğumuz dönemdeki ise pek açıkçası iş oralarda değil ama çok da belli değil tabii. Kafamızda işte yaklaşık 10 gündür 12 gündür hemen başladık çalışmalar var. Piyasa da kolay bir piyasa değil. Hem şu an ülkenin bulunduğu konjektörden dolayı işte basketbol piyasasında oyuncuların veya takımların hani kimse pek de hareket almıyor. Ama bir an önce tabii biz bu takımı oluşturmak için elimizden geleni yapacağız ama sadece bu takım işi değil. Ben bunu geçmişte de söyledim. Bizim yani bunun altını çizmek istiyorum. O hep birlikte o gücü koymamız lazım. Ne bileyim işte salonumuzu da düzeltmemiz lazım. Benim 4 sene önce bıraktığım
mesela 4 sene sonra geldim. Salon hemen hemen aynı yerde. Yani mesela salonumuzu artık bazı şeylerimizi düzeltmemiz lazım. Bize karşı yakaya yakışır şeyleri yapmamız lazım. Bu tesis anlamında da, organizasyon anlamında da bunları ilerletmemiz lazım. Çünkü karşı yaka, yani Pınar karşı yaka, ben söylüyorum, basketbolda hani olmazsa olmaz takımlardan, kulüplerden bir tanesi. Bunu da hep beraber, tabii ki sahadaki sonuçlarla beraber, hep beraber yükseltmemiz lazım. Bu değeri daha yukarı taşımamız lazım. Güzel bir takım yarattık. İki sene önce, ben ilk göreve geldiğimde ortada sadece gençlerden oluşan bir takım vardı ve bir değişim yaşıyorduk. Bir jenerasyon değiştiriyorduk. Bu değişimler hep sancılı olur. Bu sancılarda bazı kayıplar olur ama yani çok şükür, ne mutlu ki biz bu dönemi hem jenerasyonu değiştirdik hem de Dünya Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gitme gibi bir hedefi gerçekleştirdik ki bu da tarihimizde, yani bugün belki bunu çok ortaya çıkaramadık ama tarihimizde ilk defa puantaj usulüyle gruplardan Dünya Kupası'na hak elde ettiğimiz bir dönem oldu. Şimdi orada ne yapabiliriz sorusuna gelince, çok dinamik, birbiriyle oynamaktan zevk alan, tabii ki Türk halkı, Türk milli takımını her zaman destekler ama dönem dönem bir jenerasyonlar gelir, çok daha fazla insanların sevdiği, hoşlandığı, desteklediği, o mücadeleyi gördüğü takımlar olur. O takımlardan bir tanesi şu an sahada. Pırıl pırıl gençlerimiz var. Aralarında 2-3 tane tecrübeli diyebileceğimiz, onlardan biraz daha yaşça büyük arkadaşlarımız var. Bence güzel bir ekibiz. İşimiz kolay mı? Değil. Bir kere grupta Amerika'nın olması, her ortamda bir takımı zaten hani Amerika'nın otomatikman çıkacağını düşünürsek diğer sıra için, yani bir takıma indiriyor sizin şansınızı. Hem ilk turda hem ikinci turda. Ama ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Bizim bugüne kadar yaptığımız, koyduğumuz sahadaki performansı orada da sağlayacağımızı düşünüyorum. Tam takım olacağız inşallah. Bundan dolayı da orada çok değişik şeyler yapabilecek bir kadromuz var. Onun inancını, onun hayalini taşıyoruz. İnşallah hep beraber Dünya Şampiyonası sırasında bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Hani çok kolay değil çünkü çok zor ve tuhaf bir sıralama var olimpiyata gitmek için Dünya Şampiyonası'nda. Ama bunu yapmak için elimizden geleni sağlayacağız. Olmasa da ondan sonraki turda bir olimpiyat elemesi olacak. Hiç beceremediğimiz, yapamadığımız o olimpiyatları oynamak açıkçası bütün takımcı en büyük hayalimiz ve heyecanımız. İnşallah bunu da başarırız. Yok, şu anlık herhangi bir sakatlığımız yok. Aslında sezon içinde de Ersan sezonu iyi oynayan oyuncularımızdan bir tanesi. Sakatlıktan ziyade biliyorsun NBA'deki oyuncuların oradaki programıyla buradaki, zaten şu an Avrupa'da da bir sürü oyuncu çakışmış durumda bu sistemden dolayı. Hani ondan dolayı bizle beraber olamadı. Ersan da çok heyecanlı. Yani bir sürü ülkenin zaten en büyük oyuncusu Dünya Şampiyonası'nda kadrolarda oluyor. İşte Amerika'nın kadrosunda da bir sürü tanıdık çok önemli oyuncu var. Biz de hem Cedi hem Furkan hem Ersan, NBA oyuncusu olarak söylüyorum, onlar da bize dahil olacak ve inşallah bir sakatlıksız turnuva günü sahada tam kadro olacağız. Yani şimdi bir kere şunu bir düzgün açıklamam gerekiyor ki belki bilmeyenler var. Biz bu kadroya, bu geniş kadroya iki tane devşirmemizi yazmasak 2017 Avrupa Şampiyonası zamanında başımıza gelen hadise, yani tabii ki böyle bir şey Allah korusun diyorum ama bir sakatlık durumunda diğer devşirmenizden yararlanamıyorsunuz ve biz bunu 2017'de maalesef yaşadık, bu sıkıntıyı. O yüzden ikisini birden koyduk kadroya. Elemeleri Scottie ile oynadık. O da çok takıma uyum sağladı. Biliyorsunuz geçen sene Maccabi'de oynadı ama ondan evvelki sene ülkemizdeydi ve Eurocup'ın en değerli oyuncusu seçildi. Dolayısıyla şu an aynı düzeni devam ettirmeyi düşünüyoruz ama geniş kadromuzda ikisini de yazdık. Diğer genç arkadaşlarımızı da yazdık. Çünkü bizim şu an takımımız genç ama Ümit Milli Takım yaşında olan 4 tane arkadaşımızı ilave ettik. Hani onların oralarda olması onların ufkunu genişletecek bence. Onları biraz daha işin içine sokacak. Onları gören diğer genç arkadaşlarımızı A Milli Takım hedefi koymalarına sebep olacak. Belki dönem dönem onlardan yararlanacağız. Hani böyle bir geniş kadro tasarladık. O kadronun içinde de bildiğiniz isimler olacak, hepsi var.